Ya bak sonra şaşırma diye söylüyorum. Erkut bizim yan eve taşındı. Duydum duydum biliyorum. Sinir oldum zaten ya. Şimdi artık hep burnumuzun dibinde olacak. Aa, nasıl duydun? Şeyden işte Ceyda'dan. Ceyda'dan mı? Telefonda mı söyledin? Ya bak aslında sana söylemek istemiyordum ama karımdan da bir şey saklamak istemiyorum. Zaten saklanacak bir durum da yok ortada yani. E tamam Can söyle hadi merak ettim. Ya Ceyda dün gece bize yemek getirdi. Ne? Yemek? Nasıl yemek? Ya işte bildiğin yemek. Üsap kalıyoruz ya. Çıkmış gelmiş yemek getirmiş. Tuzluğu kaptı geldi diyorsun yani. Uf Ayşegül. Ay tamam tamam ama yani nereden icap etmiş? Ya ne bileyim ben. Erkut söylemiş herhalde. Ama iyi de olmuş biliyor musun? Gerçekten. Biz dün üçümüz mutfağa giriştik yemek yapalım diye. Ortaya çıkan şeyi bir görsen yeseydik kesin zehirlenmiştik. Hmm. E iyi. Ben bir Ceyda'yı arayıp teşekkür edeyim. Ayşegül bak yapma aşkım ne olursun. Tam da yeni barışmışken. Tamam tamam Can ama yani bu da normal değil. Ya kızım zaten bu Erkut ve Ceyda ile alakalı ne normal ki? Yani çocuk kaçırmaktan PR yaptırmalar, bar çıkışı yakalanmalar. Yok evimize her gün gelip gidip sosyal medya için fotoğraf çektirmeler falan. Yani bunların hiçbiri bizim için normal değil. Garip geliyor ama sonra düşünüyorum adamların mutlaka bir bildiği vardır. İşin profesyoneli onlar sonuçta. Evet haklısın sonuçta işimize yarıyorlar ama. Can ben artık seninle ayrı uyumak istemiyorum. Bu durumdan hoşlanmıyorum. Ben de. E ama böyle şimdi zırt diye biz barıştık da diyemeyiz. Yok 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 olmaz. Olmaz. Önce dedem ve Mete'nin vazgeçmesi lazım. Yine hasret çekeceğiz desene. Hasretler aşkı büyütür derler. Hoş. Benim senin yanındayken her anında aşkım kar topu gibi büyüyor ama. E o zaman ben bir saat daha geç gideyim. Beraber bir şeyler içeriz. Kar topun daha fazla büyüsün. Büyüsün valla. Günaydın Mete Bey. Günaydın. Gelmedi mi o? Kim? Hilal Hanım mı? Yani. Sizinle gelmeyecek miydi? Ama neyse boş ver. Ya Gülcan bir ara istersen ya. Hani duruşması falan vardır. Geç kalmasın şimdi. Peki. Günaydın. Aa, günaydın Hilal Hanım. Ben tam sizi arıyordum. İyi misiniz? Ay sorma ya. Buraya gelene kadar 3 vasıta değiştirdim. Bir de metrobüste öküzün teki kıyafetime laf etmeye kalkışınca onunla uğraştım. Kıyafetine mi laf ettin? Ya ne var ki kıyafetinde? Ya bu ülkenin iyice çivisi çıktı ya. Nerede o şerefsiz, haysiyetsiz, aşağılık yaratık? Sen burada mıydın? Günaydın. Günaydın. Nerede o şerefsiz, haysiyetsiz, aşağılık yaratık? Vallahi bilmiyorum. Muhtemelen şu anda özel hastanede yüzündeki cırmıklara pansuman yaptırıyordur. Oh, iyi yapmışsınız. İşte benim karım be. Aslanım benim be. Çok geçmiş olsun Hilal Hanım. Çok teşekkür ederim Mete Bey. Siz de mi sabah metrobüste kavga ettiniz? Yok, ben arabayla geldim. Üstünüz başınız biraz şeydi. Ha, sabah ütüyü bulamadım. Öyle olduğu gibi giymek zorunda kaldım. Ama problem değil, bugün duruşmam yok benim. Anladım. Neyse tamam. Ben işime bakayım Mete Bey. Ben de işime bakayım Hilal Hanım. Arasam mı acaba? Canım koskocaman adam. İlaçlarını ne zaman yutacağını, saatini falan bilir herhalde değil mi? İyi de şimdi ilacının biri bitiyordu. Şimdi eczaneye gitmeye de üşenir bu. Ne yapsam acaba? İyisi mi arayayım? Sadece bunları söyleyip kapatırım. Thank you.
Alo. Merhaba İsmail Bey. Ben ilaçlarınızı almayı unutmayın diye aramıştım. Sadece bunun için. İyi günler. Arıyor. Ay ben niye heyecanlandım ki böyle liseli aşıklar gibi? Demek ki kavga evliliği heyecan veriyormuş. Bu laf doğruymuş. Merhaba İsmail Bey. Alo. Nebahat Hanımcığım. Ben sizi şey için aradıydım. Bu ilaçlar var ya hani... onları ben nasıl yutacağımı unuttum da... yani suya mı konup yutuluyordu? Yani diyorum ki... sizinle şöyle bir yerde buluşsak da hani... siz bana bunları anlatsanız. Vallahi mı? Tamam. Bir saat sonra oradayım ben. Tabii efendim, tabii. Yani ben de sırf ilaçlar için sadece. Yoksa ben hala sizi kırgınım efendim. Ama sağlık da beklemez tabii. Hoşça kalın. Bana dayanamadı. Bir tekin erkeğine dayanmak kolay mı be? Peçetelerim, çikolatalarım, yalnızlık temalı filmler ve şarkılar. Tamamım yani. Gire çıka depresyon konusunda uzmanlaştım. Ah Mediha, ah, ah. Kop kop Mediha'dan melankoli kraliçesi Mediha'ya geçişin çok hızlı oldu. Neyse. Kalkayım bir papatya çayı koyayım bari. Ben çay koyayım dedim ya. Ay! Ay! Ya hem melankolik hem fasulye ayıklayan kadın oldum ben. Ay. Ya ben ne zaman bu kadar mutsuz oldum ya? Olsun. Olsun. Neyse ki herkes yalnız ve mutsuz nasıl olsa. Aman be İsmail, aman be İsmail. Yani okul kapısında bekleyen delikanlılara döndün ha. Sakin ol İsmail, topla kendini. Merhaba İsmail Bey. Merhaba Nebahat. Bunlar sizin biten ilaçlarınız. Yani ben insaniyet namını aldım. Hani kim olsa yapardı. Yalnız bu durum size ümit vermesin lütfen, tamam mı? Tamam efendim, tamam. Ben de zaten şu ilaç mevzunu konuşmak için geldim. Ama size de hala kızgınım. Ay, iyi misiniz efendim? İyi misiniz? Bir su getirir misiniz? Ay. Ay. Tamam tamam, bir şeyim yok. Geçti. Sürekli mekan değiştirmekten herhalde. Yani ne yatma ne yatak alışkanlığım kaldı. Hepsi yerle bir oldu. Ama efendim sizin yaptığınızda olacak iş değildi. Yani üstelik evliliğimizin birinci ayında. Ne yapmışım ben ha? Ne yapmışım? Ha? Kadının biri komşu deli midir, divane midir, ne istediği belli değil. Kalkıyor geliyor eve, bir şeyler oluyor. Hop İsmail kapının dışında. Ben size gidin demedim efendim. Ha, ama bana yakıştırdığınız şey hiç de uygun değildi. Ay, teşekkür ederim çocuğum. Sağ ol oğlum. Bakın Nebahat Hanım, ben artık yaşlı bir adamım. Benim kalbim bu tür atraksiyonlara dayanmıyor. Bir gün bir köşede küt diye gidivereceğim. Allah korusun efendim. Allah korur efendim, Allah korur. Yalnız kullarında biraz dikkat etmesi lazım. Üstelik benim sizin gibi hoş bir eşim varken... dahası ben ona deli gibi aşıkken... Tövbe estağfurullah. Siz bana gerçekten aşık mısınız efendim? Evet Nebahat. Evet bir tanem. Sana deli gibi aşığım ben. Ben de size efendim. Kahvem bitmiş de.
Benim de. Yalnız bu işin sonu kafein koması söyleyeyim. Nasıl? Yani diyorum ki kendi karımı görüp iki çift laf edeceğim diye sabahtan beri içtim, 7. kahve bu. Sorma. Ben de burada baş başa kalırız diye bir haftalık kahvemi içtim neredeyse bugün, biliyor musun? Yapma ya. Yani sen diyorsun ki şimdi... Yani... Ben... Diyorum ki... Kahve diyorum. İnsanın kocasıyla barışması şahane. Kızım ne güzel oldu böyle ya. Uzun zamandır gelip deniz kenarında bir simit bile yemiyorduk. Evet aşkım. Kesinlikle. Ama benim artık eve gitmem gerekiyor. Böyle biraz huzursuzum. Huzursuz musun? Ya senin yanında sonsuz huzurluyum aşkım ama böyle de kızları sanki sırtından bıçaklıyormuş gibi hissediyorum. Seninle burada olduğumu duysalar beni topa tutarlar. Aynen aynen, bizimkiler de öyle. Neyse, hadi kalk, ben seni eve bırakayım. Ya görürlerse? Ya bir şey olmaz kızım, alt yolda indiririm ben seni, hadi. İyi, tamam. Yani hiç kimsenin yemekleri sizinkilere benzemez Nebahat Hanım. Sizi, yemeklerinizi ve kahvenizi çok ama çok özledim. Ben de sizi özledim. Şimdi ben gidip kızlarla konuşacağım. Onları barışmaya ikna edeceğim. Sonra hep beraber evimize döneriz. Şimdi onlar bu durumdayken benim böyle geri adım atmam pek yakışık almaz. Çok doğru. Yani canların arası bozukken benim de nispet yapar gibi dönmem benim de doğru olmaz. Şimdi ben şurada bir ineyim, Ayşegül'e yakalanmayalım. Canım bir alt sokakta inersiniz ha. Hani hem daha az yorulursunuz, hem biraz daha fazla hasret gideriz. Sonra bakın, ayaklarınız filan ağrırsa masaj yaptıracak kimse bulamazsınız ona göre. Ay İsmail Beyciğim. Hilal, Nebahat Hanım. Aa, kızlar. Ayşegül sen nereden böyle ağzın kulaklarında? Ay hiç canım, Handan Hanım'la görüşmem vardı. Güzel geçti ondan. Nebahat Hanım, siz nereden böyle şık şık? Ben eski bir öğrencimle buluştum. O üniversiteyi şey etmiş, şimdi şey edince tabii o da böyle tabii oldu. Üniversiteyi şey edince evet. Şey yapmak lazım. Namaste. Hilal gelse de şu Naci'den boşasa beni. Hah! Hah geldiler. Geldiler. Ah Hilal hoş geldin canım. Ben de seni bekliyordum. Gel gel gel. Gel otur şöyle. Al bunları. Al bunları. Bana bir boşanma dilekçesi yaz. Yaz kızım. Ay birine yıllardır yaz kızım demeyi o kadar çok istiyordum ki. Şey hakimlik benim çocukluk hayalimdi de. Merhaba Medya Hanım, merhaba. Sana da merhaba Hilal'cim. Hadi yaz kızım. Yalnız o avukata değil de sekretere söyleniyordu sanki ama. Sekreter daha mı iyi bilecek okuma yazmayı avukattan? Hadi yaz kızım. Yaz da bitsin bu iş. Bitsin bu çile. Bitsin bu evlilik. Batsın bu dünya. Barış için, kardeşlik için. Ne barışı be? Boşanma için, kalleşlik için ayrılsın bu Medya. Yaz kızım, yaz. Medya anne. Gelin, gelin. İyi misiniz? Ha? İyiyim. İyi ve yalnız ve mutsuz ve kalbi kırık. Hadi yaz Hilal, boşa beni, boşa. Yaz. Medya anne bu durumdayken nasıl
barıştım derim. Yok yok. Nispet yapar gibi şimdi barıştık, mutluyuz denmez ki.